Merhabalar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Şimdi bu hafta sizlerle Osmanlı Devleti'nin en uzun yüzyıl dediğimiz 19. yüzyıl konusunu anlatacağım. Özellikle iki maddede ele alacak olursak, birinci maddemiz 19. yüzyıldaki siyasi gelişmeler, diğer maddemiz de 19. yüzyıldaki ıslahat hareketlerimiz olacaktır. Yan tarafa baktığımız zaman ÖSYM tarzı bir soru görüyoruz. Bu soruyu da konu bitiminde özellikle çözeceğiz ve konumuzun daha iyi pekiştirilmesini sağlayacağız. Şimdi ilerleyecek olursak 19. yüzyıldaki siyasi gelişmelerimize bir bakacağız. İlerliyorum. Evet, 19. yüzyıldaki Osmanlı'daki genel durum hakkında bir konuşalım. Özellikle bu dönemde birçok ıslahat yapılmıştır. Ve bu dönemi ıslahat hareketleriyle yenilik hareketleri olarak kılan durum ise özellikle 18. yüzyılda başlanan Avrupa'nın örnek alınmasıyla 19. yüzyılda daha köklü ıslahatlar yapılmasıdır. Siyasi gelişmelere bakacak olursak Osmanlı Devleti bu dönemde özellikle denge siyaseti izleyerek mevcut topraklarını korumaya çalışacaktır. Osmanlı'yı bu dönemde zorlayan iki tane başlıca sorunumuz vardır. Bunlardan bir tanesi Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımı, diğeri ise sanayi inkılabı ile birlikte Avrupalı devletlerin kendilerini sömürge ve pazar arayışına girişmesi. Tabii ki de zayıflayan bir devlet olarak Osmanlı toprakları da bunun için çok uygun bir yer olacaktır. İlerliyoruz. 1798-1801 Osmanlı-Fransız Savaşı. Şöyle biraz büyüterek bir bakalım. Evet, bu yüzyılda ilk olarak bu savaşın asıl nedeninin özellikle onu bir konuşacağız. Fransa'nın Fransız İhtilali ile yayılmacı politika izlemesidir. Ve bu sebeple Napolyon özellikle Osmanlı egemenliğindeki Mısır'ı işgal edecek ve buna özellikle İngiltere, Rusya karşı çıkacaktır. Çünkü şöyle, Rusya'nın karşı çıkmasının sebebi kendisinin sıcak denizler politikasını biliyoruz artık zaten arkadaşlar. Ve burada güçlü bir Fransa istememesidir. Şimdi onun dışına gelelim. İngiltere ise bölgede özellikle sömürgeleri olduğu için bu İngiltere'yi çok rahatsız edecek bir duruma gelecektir. Böylece zaten Mısır iki devlet arasında tepkiye neden olacak ve Akka önlerinde yapılan Osmanlı Devleti ve Fransa arasındaki savaşı Ahmet Cezar Paşa komutasındaki ordu kazanacak ve Fransa arkadaşlar yenilerek El Arış Antlaşması'yla Mısır bölgesinden çekilecek. Tabii ki burada İngiltere ve Fransa'nın da kesinlikle katkısı olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi ilerleyelim. Benim için burada önemli olan Ahmet Cezar Paşa'nın özellikle Nizam-ı Cedid ordusundaki başarısıdır. Cezar Ahmet Paşa 92 yaşında bir kişidir ve Napolyon Bonaparte'ı bu savaşta yenmiştir. Akka önlerinde ve büyük başarıdır. Hatta Nizam-ı Cedid ordusundan da ne anlıyoruz? 3. Selim döneminde yapılan Nizam-ı Cedid ordusu özellikle yeni ve modern bir ordu için ilk başarısı ve aynı zamanda son başarısıdır. Ve dediğim gibi El Arış Antlaşması'yla da buradan çekilecek Napolyon Bonaparte. İlerliyoruz. Evet, şimdi gelelim 1804'e. Bizim bu dönemde özellikle Fransız İhtilali'yle yayılan milliyetçilik bir akımımız var. Ve bu milliyetçilik akımında özellikle özgürlük, adalet gibi farklı düşünceler yayılacak. Ve Sırp topraklarının hani özellikle burası neden Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan neydi, niye ilk olarak Sırbistan'da yayıldığını söyleyecek olursak, Sırbistan'ın özellikle savaş bölgesi olması, nasıl savaş bölgesi olması, sürekli savaş alanı olduğu için, savaşların burada yapıldığı için, sürekli burada yapılmasıyla daha doğrusu, burası artık çoğu düşüncenin yayıldığı bir merkez noktası haline gelecek. Avusturya ve Rusya'nın kışkırtmaları da var. Sırplar özellikle bir baktığımız zaman Kara Yorgu önderliğinde isyan edecektir. Ve bunun en önemli sebebi bizim de dediğimiz gibi arkadaşlar milliyetçilik akımı. Benim için en önemli sebep budur. Onun dışında Kara Yorgu önderliğinde isyan eden Sırplar
bizim için çok önemli. Çünkü ilerleyelim. Sonucu olarak neler olacak bir görelim. Evet, şöyle bir bakıyoruz hemen. Birazcık küçülterek. Evet, sonuç olarak 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı ve Bükreş Antlaşması'na bakacağız arkadaşlar. Osmanlı idaresine yer alan Eflak ve Boğda'nın burada Rus idaresini istemesi üzerine ve Fransa'nın kışkırtmasıyla beraber de Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş ilan edecektir. Fransa bu savaşta Osmanlı safından ayrılarak Tilsit Antlaşması'yla Rusya safına geçecektir. Demek ki burada devletler arası çıkar çatışması söz konusu olan devletlerimiz çıkarlarına göre hareket edecektir. Bu savaşta İngiltere de tamamen Osmanlı yanında yer alacaktır. Yapılan bu savaşı Rusya, Fransa ittifakı kazanacak ve bu savaş sonucunda 1812 Bükreş Antlaşması imzalanacaktır. Maddelerine bakacak olursak hemen şöyle aşağı ilerliyorum. Basarab ve Rusya'ya verilecek, Eflak ve Boğdan Osmanlı Devleti'nde kalacak, Osmanlı Devleti Sırplara bazı ayrıcalıklar verecektir. Benim için en önemli olan not kısmıdır arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Benim için ilk olarak bir devlete verilen ayrıcalık ilk kez Sırplara'dır. Bunu hiç unutmuyoruz. Özellikle biz kime arkadaşlar? Sırplara ilk olarak ayrıcalığı tanımışız, vermişizdir. İlerleyelim. Evet. Tabii ki bu Sırpların başlattığı ayaklanma aslında şöyledir arkadaşlar. Bir şeyin fitilidir. Yani ateşlediğim bir fitildir. İlk başta Karayörgü önderliğinde başlayan Sırplarla bunun tabii ki devamı gelecektir. Özellikle Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki topraklarında çıkan bu isyanların ikincisi de 1820'deki Rum isyanıdır. Şimdi Rum isyanına gelecek olursak, önce bir nedenlerine bir bakalım. Fransız ihtilalinden yayılan milliyetçilik akımı, zaten bunu biliyoruz. Yani en başta, en ana sebep milliyetçilik akımı, Avrupa devletlerin Rumları kışkırtması, Yunanların eski Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmak istemesi. Şimdi burada şöyle kendilerini Bizans'ın atası, varisi olarak gördükleri için biz buna megaloidea diyoruz. Özellikle bu yönde bir Bizans'ı tekrar canlandırma çalışmaları olacaktır. Ve diğer maddemize baktığımızda Filiki Eterya adlı cemiyetin çalışmalarım. Evet, şimdi bakalım savaşın gelişimine bir başlayalım ya da isyanın gelişimine diyecek olursak daha doğru olur. Hemen şöyle bir bakıyoruz. Osmanlı yönetiminin zayıflığından cesaret aldıkları için zaten bu şekilde ayaklanacaklar. Aslında en önemli nedenlerinden bir tanesi de budur. Rumlar ilk kez Eflak'ta isyan edecekler. Daha sonra Mora'da bir isyan çıkaracaklar ve ben bu Mora isyanını bastırmak için özellikle bir tane bir valinden yardım isteyeceğim. Bu yardım isteyen padişahımız arkadaşlar 2. Mahmut. Kendisi Mısır'da vali olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım isteyecektir ve Mehmet Ali Paşa da bazı valiliklerin kendisine verilmesi şartıyla Mora'daki isyanı bastırabileceğini söyleyecektir. Şimdi bir vali karşı tarafa şart sunmasına baktığımız zaman aslında burada bir padişahın, bir yönetimin ne kadar merkezi otoritesinin zayıfladığını ve Osmanlı Devleti'nin güçsüz duruma düştüğünü görebilir miyiz? Tabii ki görebiliriz. Şimdi bunun üzerine Mehmet Ali Paşa tabii ki Mora'ya gelerek bu isyanı bastıracak. Ve bunun üzerine isyanı bastırması ile bir anlaşma imzalanacak. Bu şekilde bu anlaşmalarla zaten bizim Osmanlı Devleti'nin ne kadar otoritesini sarsılmış olduğunu görüyoruz. İngiltere, Fransa ve Rusya. Şimdi bu olaydaki yerine ona bir bakalım. Şöyle aşağı birazcık ilerleyecek olursak. İngiltere, Fransa ve Rusya özellikle burada Rum isyanında hani bizim özellikle Rum dediğim devlet Yunanistan'dır. Onlara bağımsızlık vermemi istiyor. Ve bu şekilde de ben onlara bağımsızlık vermeyi reddedince İngiltere, Fransa ve Rusya Navarin dediğimiz yerde Osmanlı donanmasını yıkacak. Ve ben bu sebeple de donanmam yakılması üzerine mecburen barış istemek zorunda kalacağım. Ve bu barış üzerine bizim en önemlisi söyleyeceğimiz Edirne Antlaşması dediğimiz antlaşmamız imzalanacak. Maddelerine bir bakalım. Yunanistan bağımsız olacaktır.
Sırbistan'a özerklik verilecektir. Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecektir. Şimdi Edirne Antlaşması çok çok önemli bir anlaşmadır. Neden? İlk kez bir Balkanlı devleti, bir ulus Osmanlı'dan koparak bağımsızlığını ilan etmiştir. Tarihteki en önemli anlaşmalardan bir tanesidir Edirne Antlaşması ve bu şekilde Yunanistan bağımsızlığını kazanıyor. Sırbistan'a da özerklik veriliyor. Özerklik ne demekti peki? Onu da bir hatırlayalım hemen. Özellikle kendi içinde bağımsız, dıştan Osmanlı'ya bağlı olması demekti. Ve diğer maddemiz Rus ticaret gemilerinin boğazlardan serbestçe dolaşabilecek olması. Ve buradan zaten görüldüğü üzere arkadaşlar bizim için çok da iyi olan, iyi sonuçlar olan bir anlaşma olmadığını görüyoruz. Şimdi gelelim diğer slaytımıza hemen ilerliyoruz. Evet, 1833 Mısır meselemiz ve Kütahya Antlaşmamız var. Şimdi Mısır meselesi ve Kütahya Antlaşması nedir? Onu bir konuşalım. Mısır'ın başında bulunan kimdi? Bir valimiz vardı, Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Şimdi Kavalalı Mehmet Ali Paşa burada çıkan isyanı bastırmam için ne istemişti? Benden yeni yerler istemişti ve ben bunu kabul ederek Mora isyanını bastırmasını sağlamıştım Mehmet Ali Paşa'nın. Peki biz Mora'yı ona vermiş miydik? Hayır, Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasından dolayı Mora elden çıkınca biz Mora'yı kendisine veremiyoruz. Bunun üzerine Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın bu durum hiç hoşuna gitmiyor ve özellikle Suriye'yi alarak Kütahya önlerine kadar geliyor. İsyan ederek. Yani kısacası 2. Mahmut'a karşı bir başkaldırısı vardır. Bunun üzerine korkan 2. Mahmut arkadaşlar ne yapacaktır? Kendisinden arkadaşlar yardım edecek bir dost, bir kişi arayacaktır. Ve bu şu anda en güzel ona yardım edecek dost da tabii ki Rusya'dır. Bir lafı vardır burada 2. Mahmut'un, denizde düşen yılana sarılır diye ve bu yüzden bunu aslında bunu Rusya için söylemişti. Şimdi gelelim. Rusya'dan yardım istiyor 2. Mahmut ve bu istediği yardımla biz Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşması imzalayacağız. Çok önemlidir Hünkar İskelesi Antlaşması, tarihimizdeki çok büyük bir öneme sahip olan, önemli bir yere sahip olan anlaşmamızdır. Şimdi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile ben ne yapacağım? Rusya'nın araya girmesiyle Kütahya Antlaşması imzalıyorum. Hemen bir bakalım Kütahya Antlaşması'nın maddelerini. Mehmet Ali Paşa'ya Girit, Mısır valiliğinin yanı sıra Suriye yani Şam valiliği de verilecek. Çok önemli. Hemen onun da altını çizelim. Şam valiliğimiz de veriliyor. Bir de oğluna özellikle İbrahim Paşa'ya Cidde ve Adana valilikleri verilecekti. Evet, baktığımız zaman aslında çok da karlı bir anlaşma olduğunu görmüyoruz. Mehmet Ali Paşa'nın bir üstünlüğü olan bir anlaşma olduğunu görüyoruz. Bir de Rusya peki yardımları karşılığında biz neler vermişiz? Bir de ona bakalım hemen. Evet, Osmanlı Devleti bir saldırıya uğrarsa masrafları karşılanmak şartıyla Rusya Osmanlı Devleti'ne yardım edecektir. Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti boğazları Rusya'nın savaştığı devlete kapatacaktır. Anlaşma 8 yıl geçerli olacaktır. Hünkar İskelesi Antlaşması benim için şu şekilde önemlidir. Osmanlı Devleti'nin boğazlardaki egemenlik haklarını son kez kullandığı anlaşmadır. Onu da şöyle yazalım. Boğazlardaki egemenlik hakkının son kez kullanıldığı anlaşma. Boğazlardaki egemenlik hakkının son kez kullanıldığı anlaşma. Evet, benim için çok önemli. Peki Rusya'nın boğazlardan rahatça geçecek olması, Rusya'nın bir saldırıya uğramasıyla benim boğazları kapatmam, hani sizce bu bazı devletlerin özellikle rahatsız edecek midir bu Rusya'nın böyle rahat bir şekilde denizde, boğazlarda dolaşması? Sizce rahat edecek, başka devletleri rahatsız edecek midir? Evet, rahatsız edecektir. Özellikle Rusya'nın Akdeniz'de güçlenmesini istemeyen tabii ki bir İngiltere ve
Fransa devletimiz vardır. Bu sebeple ileride bir bakalım ne konferansı toplayacak. Ama bundan önce bir Nizip Savaşımız var. Bir ondan bir bahsedelim. Nizip Savaşımız da şu şekilde, bu Kütahya Antlaşması'ndan memnun olmayan Kavalalı Mehmet Ali yine Nizip önlerinde savaşarak Osmanlı Devleti'ni mağlup edecek. Ve bunun üzerine 2. Mahmut tam bu savaş sırasında vefat edecek. Onun yerine zaten başka padişahımız tahta çıkacak. Ve bunun üzerine bizim Londra Konferansı dediğimiz bir konferans toplanacak. Bunun sebebi dediğim gibi Hünkar İskelesi Antlaşması'ndan rahatsız olan İngiltere ve Fransa'nın aracılığıyla toplanan bir konferansımız olacak. O konferansa bir bakalım. Şimdi o konferansta özellikle katılan devletlerimizi bir konuşacak olursak İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya Osmanlı önderliğinde bu konferansa katılacak. Ve bu şekilde alınan kararlarımız olacak. Bir bakalım o kararlarımız da şu şekilde. Mısır valiliği babadan oğula geçecek ve Kavalılara bırakılacak. Ardından Londra Boğazlar Sözleşmesi dediğimiz bir anlaşma imzalanacak. Londra Boğazlar Sözleşmesi dediğim zaman aklıma gelecek ilk olan şey Rusya'ya verilen Hünkar İskelesi Antlaşması ile verilen ayrıcalıkların tamamı kaldırılacak ve diğer devletlerin özellikle Boğazlar'daki egemenliği Osmanlı'ya tekrar vermesini sağlayacaklar. Burada bizim dikkatimizi de çeken şu var. Boğazlar benimse neden Boğazlar'la ilgili kararları başka devletler alıyor? O zaman burada şunu söyleyebilir miyiz? Artık Boğazlar uluslararası bir statü haline gelecektir. Yani uluslararası bir sorun haline gelecektir. Osmanlı egemenliğinden çıktığını zaten burada görüyoruz. Evet, ilerleyelim. Evet, şimdi sırayla bizim anlaşmalarımız var. 1838 Balta Limanı Anlaşmamız var. Mısır valisinin tekrar saldırması üzerine bundan korkan 2. Mahmut arkadaşlar Ruslara ne yapacaktır? Güvenmeyerek İngiltere'ye bazı ayrıcalıklar tanıdığı bir anlaşmada. Şimdi Balta Limanı Anlaşması şöyle arkadaşlar. Ekonomik anlamda Osmanlı Devleti'ni açık pazar haline getiren bir anlaşmadır. Zaten biliyorsunuz sanayi inkılabı özellikle nerede gelişmişti? İngiltere'de. Sonuçta İngiltere ürettiği ürünlerini nerede satacak? En güzel yer tabii ki Osmanlı pazarları. Ve burada ürünlerini satmasıyla da zaten Osmanlı küçük esnaf kepenk kapatacak ve ekonomimiz tam anlamıyla bitecek. Nizip bozgundan zaten bahsettik. Konferansımız ve Boğazlar Sözleşmemizden de bahsettik. İlerliyoruz. Gelelim bizim için çok önemli olan 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı. Yani diğer ismiyle Kırım Savaşı. Nedenlerine bir bakalım. Avusturya'ya karşı ayaklanan Macar mültecilerin Osmanlı topraklarına sığınmasına Rusya'nın tepki göstermesi. Birinci nedenimiz bu. İkinci nedenimize bakalım. Fransa'nın Katolikliğinin, Rusya'nın ise Ortodoksluğunun koruyucusu olarak Kudüs'te daha fazla güç elde etmek istemeleri. Diğer maddemize bakıyorum. Rusya'nın elçisi Menkiçov aracılığıyla isteklerini Osmanlı Devleti'ne iletmesi ve Osmanlı Devleti'nin bu istekleri kabul etmemesi. Şimdi şöyle açıklayacak olursak biliyorsunuz ki zaten Avusturya ve Macar mültecilerin arasında hiç dinmeyen bir isyanlar ve kavgalarımız vardı. Ve burada bizim araya girmemiz de özellikle Rusya buna tepki gösterecek. Onun dışında zaten Kudüs bildiğiniz üzere arkadaşlar 3 din içinde Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet için önemli olan yani kutsal olan bir bölgedir bizim için de. Ve bu dönem bu yüzden de herkes bu Kudüs'te bir üstünlük kurma, dini açıdan olsun, siyasi açıdan olsun bir üstünlük kurma çabasındadırlar. Şimdi gelelim diğer Rusya'nın elçisi olan Menkiçov. Menkiçov'un özellikle kutsal yerler sorunu dediğimiz bir sorunu ortaya çıkarması var. Kutsal yerler sorunu dediğimiz olay Kudüs'le ilgili Ortodokslar adına birçok çeşitli bizim kabul edemeyeceğimiz isteklerde bulunmasıdır. Ve bizim de tabii ki bununla reddetmemizle Kırım Savaşımız başlayacaktır. İlerleyelim. Evet. Gelişmelerine bakacak olursak.
İngiltere ve Fransa donanmalarının Boğazlar'dan geçerek Osmanlı'ya yardım edeceğini öğrenen Rusya, Boğazlar Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini söyleyerek Sinop'ta bulunan Osmanlı donanmasını yakmıştır. Şimdi bizim özellikle donanmamızı yakılan yerlerimiz vardı. Onu biraz sonra bahsedeceğim. Şunu bir tamamlayalım önce. İngiltere ve Fransa bunun üzerine donanmasını Karadeniz'e çıkartarak Rus liman ve tersanelerini bombalamıştır. Gördüğünüz üzere burada bir İngiltere Fransa'nın attığı bir adımla özellikle Rusya'nın bundan rahatsız olması ve Londra Boğazlar Sözleşmesi'ni bahane ederek Osmanlı'nın Sinop'ta bulunan donanmasını yakması var. Ve bunun üzerine İngiltere Fransa'da karşılığında Rusya'nın liman ve tersanelerini bombaladığını görüyoruz. Evet, savaş sonucuna baktığımız zaman özellikle bizim gemilerimizin yakıldığı yerlere hemen bir hatırlayalım. Öncelikle savaş sonucundaki Paris Antlaşması'na geçmeden önce bunları bir hatırlayalım. Öncelikle bizim gemilerimizin yakıldığı ilk yer nereydi? İnebahtı'ydı. Daha sonra Çeşme olayımız vardı. Daha sonra Naver'in, biraz önce bahsetmiştik Naver'in olayında. Yine son olarak da Sinop olayında burada görmüş bulunuyoruz Kırım Savaşı'nda. Şimdi ilerleyelim. Savaş sonucunda imzalanan bir anlaşmamız var. Paris Anlaşması. Şimdi bizim bu savaşta önemli olan olaylarımız da var. Mesela not alacağımız önemli şeylerimiz var. Bu savaşla birlikte ilk dış borç İngiltere'den alınmıştır. Çok önemli. Bunu muhakkak unutmuyoruz, bir yere not alıyoruz arkadaşlar. İngiltere'den Osmanlı Devleti ilk kez dış borç almıştır. Evet, şimdi Paris Antlaşması'na gelelim. Savaştan baktığımız zaman, çıktığımız zaman bir anlaşmamız var. Tabii ki biz bu savaşta galibiyeti elde ettik mi? Elde ettik. Çünkü İngiltere ve Fransa'nın desteği var. Paris Antlaşması da özellikle maddeleri güya iyi olan bir anlaşma olduğunu öne sürerek bize yardım ettiklerini söyleyeceklerdir. Özellikle İngiltere ve Fransa. Bir bakalım. 1856 Paris Antlaşması. Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayılacak, Avrupa hukukunda faydalanabilecek ve toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacaktır. Şimdi burada bir yorum yapacak olursak arkadaşlar, evet Osmanlı Devleti artık Avrupalı bir devlet sayılıyor. Bu Osmanlı açısından gururla karşılanmış bir olaydır. Çünkü biliyorsunuz zaten 18. yüzyılda biz Avrupa'nın üstünlüğünü Pasarofça Antlaşmamızda kabul etmiştik. Ve burada da onlar bizim aslında artık Avrupalı devleti olduğumuzu söyleyeceklerdir. Ama beni şurada rahatsız eden bir anlaşma vardır. Ona bakıyorum hemen. Toprak bütünlüğümüz Avrupalı devletlerin garantisi altında olacaktır. Bu ne demek? Yani bu şu demek, ben topraklarımı kendi başıma, tek başıma koruyamıyorum ve bana bir şey olursa Avrupalı devletler bana yardım edecek denmiştir bu maddemizde. Peki sizce bu bağımsızlığa aykırı bir olay mıdır? Evet, kesinlikle bağımsızlığımıza aykırı bir olaydır ve bizim kendimizi koruyacak güçte olmadığımızı gösteren bir maddedir. Çok iyi bir madde olduğunu söyleyemeyeceğim. Diğer maddemize bakalım. Karadeniz tarafsız hale getirilecek ve tüm devletlerin ticaret gemilerine açık fakat savaş gemilerine kapalı tutulacaktır. Şimdi Karadeniz benim değil miydi? Hatırlayalım. Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz Türk Gölü haline getirilmemiş miydi? Şimdi nasıl bir tarafsız hale getirilecek? Yani aslında bu Karadeniz Osmanlı'nın da değil demek istiyoruz biz burada. Ve bu da bizim için çok iyi olmayan bir maddedir. Bakalım diğer maddemize. Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz kıyılarında tersane ve donanma bulundurmayacaktır. Şimdi evet, Rusya'yı anladık. Zaten Rusya'nın Karadeniz ve tersane özellikle ve donanma bulundurmaması bizim için iyi bir şeydi. Ama peki ben neden bulundurmuyorum donanma? Burada aslında ne görüyorum ben arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin bir tane daha egemenlik haklarına aykırı olan bir madde. İlerleyelim. Boğazlar 1841 Londra Sözleşmesi'ne göre yönetilecek. Bütün devletlerin savaş gemilerini kapatılacaktı. Biz ne demiştik? Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde uluslararası bir problem haline gelmişti demiştik. Yani boğazlarla ilgili kararları artık ben hariç Avrupalı devletler alındığını söylemiştik. Ve buradaki maddeyle de bunu zaten kanıtlamış oluyoruz. Evet, ilerleyelim.
Evet, 93 Harbi'ne. Osmanlı-Rus Savaşı'dır arkadaşlar. Tarihini söyleyecek olursak 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşımızdır. Diğer ismiyle 93 Harbimizdir. Şimdi bu ağır bir yenilgidir. Çok ağır bir yenilgidir hatta Osmanlı için. Yani dağılma döneminin en ağır savaşından ve imzalanan anlaşmalarından bahsedeceğim biraz sonra. Ayas-Stefanos ve Berlin Anlaşması'ndan. Öncelikle savaşa bir girmeden önce bir nedenlerine bir bakalım. Hemen bir bakıyoruz nedenlerine. Evet. Balkan bunalımı olmuştu. Balkan bunalımının sebebini biliyoruz zaten arkadaşlar. Balkanlarda oluşan bu milliyetçilik akımıyla Osmanlı'ya karşı ayaklanan Balkanlı devletlerin çıkardığı bir bunalımdı. Şimdi bundan sonra toplanan bir tersane konferansımız var. Osmanlı Balkan ülkeleriyle alakalı olan şartları kabul etmeyecek bu tersane konferansına ve özellikle Rusların sıcak denizler ve Ortodoks himayesi ile ilgili istekleri üzerine bu savaş gerçekleşecek ve savaşın sonucunda Ayas-Stefanos Antlaşması imzalanacaktır. Şimdi bakalım Ayas-Stefanos Antlaşması nasıl bir anlaşma? Evet, Ayas-Stefanos Antlaşması ile Rusların Balkanlarda güçlenmesinden endişe duyan Avrupalılar Berlin'de bir konferans düzenleyecekler. Bu konferansta İngiltere, Osmanlı'ya Kıbrıs yönetiminin kendisine verilmesi ile kendisinin imzalanacak antlaşmayı daha iyi bir şekilde daha hafifleteceğini söyleyecektir. Ama bunun tabii ki karşında bizden nereyi istiyor? Çok çok önemli arkadaşlar. Kıbrıs'ı istiyor. Burası çok çok önemli. Evet, şimdi gelelim. Bu bizim Berlin'de imzalanacak olan Berlin Anlaşmamıza bakalım. Peki neden Ayas-Stefanos kabul edilmedi de Berlin Antlaşması imzalandı? Şimdi bizim Osmanlı tarihinde kabul edilmeyen iki tane yürürlüğe girmeyen diyelim daha doğrusu iki tane anlaşmamız var. Birincisi Ayas-Stefanos, diğer ismiyle Yeşilköy Antlaşması, diğeri de Sevr Barış Antlaşması'dır. Şimdi bunlar yürürlüğe girmemesinin tabii ki çeşitli sebepleri var. Onları bir daha sonra konuşacağız. Ama daha önce şu Berlin Anlaşmamızdan bir bahsedelim. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olacak. Bakın bu çok çok önemli. Çünkü şimdiye kadar biz ilk bağımsızlığı kime vermiştik? Hatırlayalım. Sadece Yunanistan'a vermiştik. Sırplara özellik vermiştik. Ve göründüğü üzere Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak. Yani aslında neyi görüyoruz biz bu tabloda? Balkanlı devletlerinin yavaş yavaş Osmanlı Devleti'nden koptuğunu görüyoruz. Evet, diğer maddemize bakalım. Bulgaristan üçe ayrılacak. Ana Bulgaristan toprağı bizde kalacak ama tabii ki arkadaşlar bu da bizim tam anlamıyla egemen olmak bakımından baktığımız zaman çok da bizim için iyi bir durum değil. Diğer maddemize bakıyoruz. Bosna Hersek Osmanlı toprağı sayılacak ancak yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakılacak. Sizce Avusturya daha sonra burayı bana vermiş midir? Tahminde bulunursak eğer tabii ki burayı bana vermeyecek. Kendisi daha sonra burayı ilhak ettiğini açıklayacak. Evliye Selase adı verilen bizim üç bölgemiz var. Kars, Ardahan ve Batum. Buralar tabii ki kimlere verilecek? Ruslara verilecek. Diğer maddemize bakıyoruz. Girit ve Ermeniler yaşadığı yerlerde ıslahatlar yapılacak. Şimdiye kadar Ermeni kelimesi hiçbir yerde geçmedi. Şimdi size soruda özellikle şunu sorabilir arkadaşlar. Ermeni meselesinin ilk kez uluslararası bir mesele haline geldiği yer neresidir veya anlaşma hangisidir derse eğer Berlin Antlaşması'nı söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar 19. yüzyıl siyasi gelişmelerini bitirdik. İşte bundan sonra arkadaşlar 19. yüzyıldaki ıslahat hareketlerimize bakacağız. Evet, 19. yüzyıldaki ıslahat hareketlerimize tabii ki 1. Mahmut döneminden başlayalım. Evet, ilk baştaki Senedi İttifak'tan başlıyoruz arkadaşlar. Maddemizden başlayalım. Senedi İttifak neydi? Senedi İttifak arkadaşlar
özellikle Osmanlı Devleti'nin ya da yönetiminin taşrada güvenliği sağlayamaması, vergileri toplayamaması sebebiyle ayanlarla, yani köy toprak zenginleriyle yaptığı, köyde bulunan toprak zenginleriyle yaptığı bir anlaşmadır. Bu anlaşmayla ayanlar II. Mahmud istediği zaman İstanbul'a gelip onu koruyabilecek, ordusuna yani yer alabilecek, vergilerin toplanmasını sağlayacak. Diğer madde olarak da şunu söyleyebiliriz, taşranın güvenliğini sağlayacaklardı. Benim için şu anlamda önemlidir Senedi İttifak. Çünkü Senedi İttifak arkadaşlar, demokratikleşme hareketlerinin ilk, yani başlangıcıdır. Bundan sonra zaten ne olacaktır? Tanzimat, ıslahat, birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyetle ilerleyecektir. Benim için demokratikleşme hareketinin başlangıcı sayılmıştır ve bunun sebebi nedir? Onu bir söyleyelim. İlk kez bir padişah kendinden başka birisinin varlığını, gücünü tanımıştır. Ve bu yüzden biz ilk demokratikleşme hareketi olarak bunu söylüyoruz. Evet, onun dışına gelelim. Takvim-i Vekayi. Takvim-i Vekayi neydi? Bir hatırlayalım hemen. Takvim-i Vekayi arkadaşlar şöyle, bizim ilk neydi? Hemen bir söylüyoruz. Takvim-i Vekayi'miz şöyle söyleyecek olabilirsek arkadaşlar, ilk resmi gazetemiz. Bu dönemde çıkarılıyor. Yani 2. Mahmut dönemi ıslahatlarına baktığımız zaman birçok arkadaşlar ıslahatlarımız ve yeniliklerimiz vardır. Her alanda vardır. Evet, tımar kaldırılıyor. Onun yerine özellikle özel mülkiyet kavramı getirilecek. Herkesin artık şahsi bir toprağı, şahsi bir malı mülkü olacak. İlk kez yurt dışına öğrenci gönderilecek. İlk kez polis ve posta teşkilatı kurulacak. Bu polis ve posta teşkilatının kurulmasının sebebi de şöyle. Merkezi otoriteyi daha iyi anlamda, daha güçlü kılmak için çıkarılmıştır. Şimdi o yüzden çıkarılıyor yani. Gelelim Mızıkai Hümayun. Banda okulu tarzında bir okulumuz kurulacak ve pasaport. Özellikle giriş çıkışları denetlemek amacıyla pasaportumuz çıkarılacak. İlk kez müsaademize son verilecek. Kılık kıyafet de özellikle memurların kılık kıyafetinde arkadaşlar değişime gidilecek. Yani pantolon, ceket olarak belirlenecek. İstanbul'da ülke öğretim zorunlu olacak. Bu ülke öğretim sadece erkek çocukları için geçerli. Memurlar artık tımar yerine arkadaşlar, tımar toprakları yerine tabii ki ne verilecek? Maaş verilecek. Bazı okullarımız açılacak, tıbbiye ve harbiye gibi sağlık ve askeri anlamında. Ve mürur tezkiresi ile İstanbul'a giriş çıkışlar denetlenecektir. Onun dışında bakıyoruz hemen, Marife Adliye isminde bir bakanlığımız, bakanlık tarzında bir küçük bir bakanlığımız kurulacak. Zaten Divan-ı Hümayun'un kaldırılması ile de birçok bakanlıklarımız da kurulacaktır. Vakai Hayriye nedir? Vakai Hayriye arkadaşlar, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıdır. Evet. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıdır. Biz buna Vakai Hayriye olayı diyoruz. Hani sorularda yine bir görürsek yine aklımızda bulunsun. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla yepyeni bir ordu kurulacaktır. Gelelim tımar sisteminin, yani tımar sisteminin kaldırılması, özellikle tımarlı sipahilerin ortadan kaldırılmasıyla onun yerine redif birlikleri kurulacak. Tercüme odaları açılacak. İlk nüfus sayımı. Askere gidecek kişi sayısını bilmek bakımından erkekler ve binek hayvanları sayıldığı ilk nüfus sayımız yapılacak. Zaten müşriyeler, diğer ismiyle ortaokullar isminde de yepyeni okullarımız açılacak. Evet, 2. Mahmut dönemi ıslahatlarımız bu şekilde. İlerleyelim. Abdülmecit dönemi ıslahatlarına bir bakalım. Özellikle benim için en önemli olan Tanzimat Fermanı var. Tanzimat Fermanı ile herkesin can, mal güvenliği aslında
Kimin korumasında oldu? Devletin korumasında olduğu için benim için çok önemlidir. Ve ne demiştik? İkinci demokratikleşme hareketimiz olarak da olduğunda söylemiştik. Şimdi gelelim, onun dışında Banka Osmani. Osmanlı ilk bankası açılacaktır. Posta nizareti daha da geliştirilecektir. Kız Rüştiyeli, yani kız ortaokulları açılacak. Diğer bankamız, banka dersaadetimiz açılacak. Darülmuallemin ne olduğunu hemen yazalım. Erkek öğretmen okulu. Evet, erkek öğretmen okulu. Ve çok önemli olan Ercümani Daniş. Çok önemlidir bilim kurulu arkadaşlar. Abdülmecit döneminde kurulmuştur özellikle. Bu da aslında Abdülmecit'in bilime ne kadar önem verdiğini de gösterecektir. Ve bakıyoruz Meclis-i Marifi Umumiye, Eğitim Bakanlığı gibi arkadaşlar bir bakanlığımız kurulacak. Jandarma Teşkilatı kurulacak, Mülkiye Mektebi açılacak ve benim için en önemli olan Çırağan ve Dolmabahçe Sarayı. Özellikle bu dönemde yapılacak. İlk idadiler. İdadi ne demekti bir hatırlayalım. Lise demekti. Bu dönemde açılacak ve ilk kez böyle eski eserlerin sergilendiği bir Türk müzemiz açılacak. Belediye merkezimiz açılacak ve ıslahat fermanı benim için çok önemli. Tanzimat fermanı ile memnun olmayan gayrimüslim halkın daha ayrıntılı, daha fazla ayrıcalık bildiren hakların verilmesini biz ıslahat fermanı diyoruz. Yani onlara daha fazla haklar tanınmıştır. Tabii ki sebep nedir arkadaşlar ıslahat fermanı? Öncelikle sebebi gayrimüslimlerin bizden kopmasını önlemek. Ne ile birlikte kopmasını önlemesini istiyorduk? Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı ile bizden kopmasını önlemek istiyorduk. Arazi kanunnamemiz var. Mecidiye ve ilk kağıt para olan kayme bu dönemde basılıyor ve ilk özel gazetemiz Tercüman-ı Ahval vardır. Evet, ilerleyelim. Abdülaziz dönemi ıslahatlarımıza bakalım. Abdülaziz dediğim zaman arkadaşlar aklıma Avrupa'ya ilk kez seyahat eden padişah olarak gelmeli. Çünkü şöyle birçok şehre, birçok ülkeye gitmiştir Abdülaziz. Birçok ülke ziyaretleri olmuştur. Ve benim için çok önemlidir bu madde ve donanma. Donanma da çok önemlidir. Biliyorsunuz ki en son donanmamız nerede yakılmıştı? Sinop'ta yakılmıştı. Peki bana söyleyeyim. Sinop'ta yakılan donanmadan sonra Abdülaziz dünyanın üçüncü büyük filosuna sahip bir donanma yaptıracaktır. Ve gelelim Beylerbeyi ve Çırağan saraylarımız bu dönemde var. İlk posta pulu bu dönemde var. Vilayet nizamnamesi, hani böyle sancak, kaza, köy tarzında ayrılan nizamnamemiz bu dönemde yapılacak. İlerideki Ziraat Bankası'nın temelini oluşturan memleket sandıklarımız da bu dönemde, yani Abdülaziz döneminde açılacak. Darül Muallimat. Biz biraz önce Abdülmecit döneminde Darül Muallim demiştik. O erkek öğretmen okuluydu. Bu da kız öğretmen okulu diyeceğiz. Evet, kız öğretmen okulu. Evet, Mecelle'ye gelelim. Mecellemiz nedir? Mecellemiz şöyle Türk Medeni Kanunu'ndan önceki Osmanlı'da kullanılan kanunlar diyebiliriz. Peki sizce kim çıkarmıştı bu mecelleyi? Bir hatırlayalım yine. Ahmet Cevdet Paşa'nın çıkardığı bu mecelle çok bizim hani ileride Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ne söyleyelim çok yeterli gelmeyeceği için Türk Medeni Kanunu çıkarılacaktır. Ve Osmanlı döneminde de mecelle Abdülaziz döneminde çıkarılmıştır. Abdülaziz dönemi ıslahatlarımız da bu şekilde. Hemen ilerleyelim. Gelelim 2. Abdülhamit dönemi ıslahatlarımıza. 2. Abdülhamit dönemi ıslahatlarımızda tabii ki 2. Abdülhamit'in tahta çıkmasını sağlayan bir kişiler var. Biz bu kişilere Jön Türkler diyeceğiz.
Osmanlı diğer ismiyle de Osmanlı aydınları da diyebiliriz. Şimdi bu Jön Türkler özellikle Avrupa'da eğitim gördükleri için arkadaşlar Avrupa'daki yayılan bu Fransız ihtilaliyle yayılan özellikle eşitlik, milliyetçilik, adalet, insan hakları, özgürlük ve bunlar gibi düşünceleri destekliyorlar. Hani bu özellikle mutlak monarşi yönetimine karşı oldukları için İkinci Abdülhamit'e bir teklifte bulunuyorlar. Kendisine tahta çıkması karşılığında onu tahta çıkarmaları için şöyle açıkçası şöyle bir şey sunacaklardır. O da şudur. Sen birinci meşrutiyeti ilan edersen biz de senin tahta çıkmanı sağlayacağız. Ve bu şekilde de zaten arkadaşlar ikinci Abdülhamit bunu kabul eder ve tahta çıkmasıyla birlikte birinci meşrutiyeti ilan edilecektir. Birinci meşrutiyet ne demek? Padişahın yanında meclisin açılması demek. Padişah artı meclis. Evet. Padişahın yanında meclisin açılması demek aslında bu şöyledir, meşruti yönetim. Artık bizim bundan sonra artık meşruti yönetimimiz olacaktır. Peki, padişah artık şu an kime karşı sorumlu olacak? Meclise. Peki, baktığımız zaman meclis kendisi zaten içinde ikiye ayrılacak. Meclisi ayan ve meclisi mebusan olarak. Meclisi ayan üyeleri zaten kendi seçecek. Meclisi mebusan üyeleri de halk içinden seçilecek. Ama şurada bir tuhaf olan bir şey var. Hani bu dönemde tam da bizim istediğimiz gibi son söz meclise ait olması gerekirken burada padişahımız 2. Abdülhamit'e ait olması aslında demokratikleşme adına çok da iyi bir adım atılmadığını göstermeyecektir. Ve bu sebeple de birinci meşrutiyeti özellikle istemeyen yani kendisi yanında bir meclis olmasını istemeyen 2. Abdülhamit özellikle 93 Harbi'ni bahane ederek birinci meşrutiyeti kaldıracaktır. Yani meclisi kapatacaktır. Bunun üzerine zaten Jön Türklerin tehdidiyle ikinci meşrutiyet ilan edilecek ve ikinci meşrutiyetle birlikte benim tam anlamıyla istediğim bir şekilde padişah meclise karşı sorumlu olacaktır. Yani aldığı kararlar yargılanacaktır ve her istediğini artık yapamayacaktır. Tabii ki bu birinci meşrutiyetle ikinci meşrutiyet arasındaki dönem var. Uzun bir zaman var. Yıllar boyu süren bir zaman. Biz buna aslında istibdat dönemi diyeceğiz. Bunu da şuraya hemen yazıyorum. İstibdat. Evet, istibdat dönemi şu yönden önemlidir. Tamamen dünyaya kapalı bir hayat yaşadığın 30 yıl diyebiliriz arkadaşlar. Ve her şeyden uzak bir dönem burası. Ve bu yönden Abdülhamit mesela çok eleştirilir ama dediğim gibi devletin de aslında kapalı bir dönemde olması gerekiyordu. Çünkü dışarıdan uğraştığımız çok da düşmanımız vardı. Evet, ikinci meşrutiyetimiz de bu şekilde ve benim için dediğim gibi artık demokratikleşme adına ikinci meşrutiyet Osmanlı'da son yapılan olaydır. Gelelim Sanayi Nefise Mektebi'nin açılmasına ve dediğim gibi öncelikle ne vardı? Ziraat Bankası'ndan önce memleket sandıklarımız vardı ve ne dedik? Aslında o Ziraat Bankası'nın temelini oluşturuyordu. Gördüğümüz üzere Ziraat Bankası 2. Abdülhamit döneminde kurulan bankamızdır. Peki duyumlu umumi idaresi nedir? Hemen yazalım. Genel borçlar idaresi. Evet. Genel borçlar idaresi Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığına tamamen aykırı olan Avrupalı devletlerin özellikle kendi topraklarımızda kendi hani bizim onlara karşı olan borçlarımızı karşılamak adına bizim topraklarımızda kurduğu bankadır. Ekonomik bağımsızlığa aykırıdır. İleride zaten inkılap tarihinde arkadaşlar bunu kaldıracağız biz. Hamidiye alayları ise Ermeni çeteleri, özellikle Ermeni ve Rum çetelerine karşı kurulmuş arkadaşlar, onlarla mücadele etmek adına kurulmuş bir ordudur diyebiliriz. Evet.
Şimdi gelelim ikinci Abdülhamit dönemi ıslahatlarımızda bu şekilde. Dersimiz burada sona eriyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.